Gerçekten enteresan. Arif Bey bu olay dedi. Yıllardır düşünmediğim bir hikmeti, bir sırrı öğretti bana. Niçin önce yapraklar sararıp dökülüyor da sonra kar yağıyordu? İşte o zaman anladım. Kar yapraklara yüklenince dallar dayanamayıp kırılmıştı. Asıl enteresan tarafı burasıymış dedi Çetin. Arif Bey, aslında hayret edilecek o kadar çok şey var ki Cenab-ı Hak her şeyde sonsuz hikmetini gösteriyor. Ama biz insanlar gaflet ile o hikmet ve rahmet tecellilerini göremiyor yahut gereği gibi tefekkür edemiyoruz. Mesela biz şu anda yürüyebiliyorsak ne sayede biliyor musunuz? Evvela kalbimizden beynimize, ciğerimizden gözümüze kadar bütün bedenimizin muntazaman çalışması sayesinde. Sonra şu kainatın bütün gezegenleriyle, yıldızlarıyla en küçük bir aksaklık olmaksızın faaliyet göstermesi sayesinde, öyle değil mi? Çetin evet manasında başını salladı. Devam etti Arif Bey. Ne kanımızın hassas deveranı, bizim elimizde ne gezegenlerin muhteşem seyahatleri. Hepsi Allah'ın kudretiyle dönüyor. Onun hikmetiyle vazife görüyorlar. Gel gör ki bunlar çoğu zaman unutuluyor veya hiç düşünülmüyor. Şu kadar para biriktireceğim. Gelecek yıl şunu alacağım. Bu akşam bize buyurun, yarın pikniğe çıkalım derken geçiyor ömür. Her gün yüz binlerce insan kabir alemine geçiyor ve bu seyahatin farkında olanlar, öteye hazırlık yapanlar az. Hem de çok az. Parka gelmişlerdi, pek az kişi vardı. Arif Bey, istersen havuzun kıyısına inelim dedi. Olur diye karşılık verdi Çetin. İndiler. Kısa bir süre dinlendiler. Arif Bey, ikinci soruyu bir daha tekrar eder misin dedi. Çetin tekrarladı soruyu. Rusya'nın kuytu bir maden ocağında çalışan bir işçinin İslam dinini bilmesi mümkün değildir. Bu adam ahirette nasıl sorumlu tutulabilir? Arif Bey, Çetinciğim dedi. Şu nokta üzerinde iyice bir düşünmen gerek. Annesine hakaret, babasına isyan eden, en yakın dostlarını dar zamanlarında yüzüstü bırakan, benden sonra tufan felsefesiyle yaşayan bir adam, bakıyorsunuz Rusya'da tanımadığı birinin imanını dava etmeye kalkışıyor. Hemen kararınızı veriyorsunuz. Bu adamın derdi başka. Kendisiyle biraz konuşuyor, iç alemini kurcalıyorsunuz. Karşısına menhus bir gaye çıkıyor. Nedir bilir misin? Allah'ın adaletine itiraz. Bu soru müzmin bir hastalığın dışa vuran görüntüsünden başka bir şey değil. Bunun için meselenin esasına bir derece inmekte fayda görüyorum. Önce ilahi adalet hakkında birkaç hususu belirtmek isterim. Bilmem ne dersin, nasıl isterseniz. Zulmün tarifini iyice belirlemek gerek. Zulüm başkasının mülkünde izni olmaksızın tasarruf. Allah hakkında bu muhaldir. Çünkü mülkün ondan başka sahibi yoktur. Gerçeği böylece tespit ettikten sonra adalet konusuna girebiliriz. Adalet başlıca iki esas üzerine kurulu. Birincisi ihkak-ı hak, yani her yaratığa, her hayat sahibine varlığının devamı için gerekli her şeyin en güzel şekilde verilmesi. Bedenimize bir göz atalım. Organlarımızın hangisinin yerini veya şeklini beğenmiyoruz? Hangisinin vazifelerine itirazımız var? Sayılarını noksan mı buluyoruz, fazla mı? Göz yüze, parmak ele takılmış. İki kulağa karşılık bir ağzımız var. Ayaklarımız altta, başımız üstte yer almış. Bu ilahi tanzime kim itiraz edebilir?